Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ceyhun Hoca. Bugün sizlerle birlikte sıfırdan sonsuza matematik kitabının konu anlatımlarını yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz oran orantı. Tabii ki Doctrine TV katkılarıyla. Evet, başlayalım isterseniz. Birinci türümüzde burada bir girişten bahsedilmiş. Oran en az biri sıfırdan farklı olmak üzere birimleri aynı olan iki çokluğun bölümüne oran denir demiş arkadaşlar. Evet, buradaki ifademizde Mert'in 24 yaşında, Can'ın da 36 yaşında olduğu bilgisi arkadaşlar verilmiş. Soru, Mert'in yaşının Can'ın yaşına oranı kaçtır? Dolayısıyla ilk olarak Mert'i, daha sonra arkadaşlar Can'ı sorduğu için Mert'in yaşının 24, ilk olarak onu yazdık. Daha sonra Can'ın yaşı 36, onu yazdık. 12'ye böldük 2, 12'ye böldük 3 şeklinde arkadaşlar 2 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Peki orantı dediğimiz şey ne? Orantı dediğimiz şey iki veya daha fazla oranın eşitliğine denir. Yani A bölü B eşittir C bölü D. Burada içler dışlar çarptı arkadaşlar yapacağız. Ve gelelim ikinci türümüze. Oran orantı sorularında bize A bölü B eşittir M bölü N orantısı verildiğinde biz bunu arkadaşlar K gibi bir sayı eşitleyerek B'yi karşı atarsak A eşittir. Burada ne geldi? BK yazabiliriz. M eşittir NK şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Ya da burada söylendiği gibi yani A bölü B ifadesi eşittir M bölü N ifadesinde her iki tarafı da K yazarak A eşittir MK, B eşittir NK şeklinde de yazabiliriz. Bu tamamen bizim isteğimize bağlı. Mesela böyle bir ifade arkadaşlar yanlarına K yazacak olursanız A sayısı buradan 2K, buradan bakarsak da B sayısı için 3K yazılabilir. Burada da yine benzer bir durum arkadaşlar yazılabilir. B'yi silip A'nın altına, 3'ü silip arkadaşlar B'nin altına yazabilirsiniz. Yani buradan A bölü B eşittir 2 bölü 3 yazılabilir. Yine K yazdığınızda A eşittir 2K, B eşittir 3K diyebilirsiniz. Ki zaten çoğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Evet, 3'ü yani A'nın katsayısını, şurası B'di arkadaşlar. Evet, A'nın katsayısı olan 3'ü B'ye kat diye veriyorduk. 3 kat. B'nin katsayısını da A'ya kat olarak veriyorduk. Aslında yaptığımız olay bu. Evet, bu ifadeye bakacak olursak A ile B'yi çarptık. AB, arada eksi işareti var. Üstte B var. Paydadaki sayımız B'ye eşit. Kaça eşitmiş bu? 2'ye. İçler dışlardan B'yi karşı atarsak AB eksi 1 ifadesi çarptığımızda buradan 2B gelecek. Benzer ifadeyi burada yapalım arkadaşlar. B ile A'yı çarptık. AB. Burada eksi 1'imiz var yine. Bu sefer paydamızdaki sayımız A. O kaça eşitmiş? 3'e. Bunu karşıya atarsak AB eksi 1 eşittir. Buradan içler dışlar çarpımından 3A gelecek. Gördüğünüz gibi AB eksi 1'ler aynı olduğuna göre otomatikman buradan 2B ile 3A'nın birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Soruda bizden A bölü B oranı istenmiş. Yani B'yi silip A'nın altına, 3'ü silip 2'nin altına yazmamız lazım. O halde A bölü B oranı 2 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Sırada 3. türümüz var. Ortak değişken. Şimdi arkadaşlar bize A bölü B 3 bölü 4, B bölü C de 5 bölü 2 olarak verilmiş. Ortak olan harfi bulacaksınız. Ortak olan harfimiz burada B'dir. B'nin karşısında 4 var. B'nin karşısında 5 var. 4 ile 5 kaçta birleşir? 20'de. Dolayısıyla bunun yani B'nin karşısında 20 yapmak için bunu genişletmeniz lazım. 4 ile kaçı genişletirseniz arkadaşlar 20 yapar? Tabii ki 5'i. Peki 5 ile kaçı genişletirseniz 20 yapar? Tabii ki 4'ü. Bunu yazdıktan sonra şöyle yapıyorsunuz. A bölü B eşittir. 5 ile 3'ü çarpıyorsunuz 15. 5 ile 4'ü çarpıyorsunuz 20. İşimiz bitmedi. Sonra buraya bakıyoruz. B bölü C eşittir. 4 ile 5'i çarpıyoruz 20. Sonra 4 ile 2'yi çarpıyoruz 8 diyoruz. Sonra yapmanızı istediğim şey bunların yanlarına K yazın lütfen. Sonra şunu yazacaksınız. A eşittir 15K yazalım. Devamında
B eşittir 20K yazmamız lazım. Yazalım. Sonrasında B eşittir 20K. Zaten yazmıştık. Son olarak C eşittir 8K. Sadece bunu yapacağız arkadaşlar. Gayet basit. Soruda A bölü C oranını sormuş. A dediğimiz şey 15K. C dediğimiz arkadaşlar 8K. Buradan K'lar giderse aradığımız yanıt 15 bölü 8 olarak bulunmuş olur. Geldik dördüncü türümüze arkadaşlar. Dördüncü türümüzde orantı sabitinden bahsedeceğiz. Az önce de söylemiştim. A bölü B eşittir C bölü D'yi K gibi bir sayıya eşitledin arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Aynı A bölü B sayısı da bu K sayısına eşit olduğu için A eşittir BK. C bölü D de K'ya eşit olduğu için D'yi karşıya atın. C eşittir DK şeklinde yazılabilir. Şuradaki gibi. Şimdi A bölü 3 ile B bölü 4 birbirine eşitse hemen yazalım. A bölü 3 eşittir B bölü 4. Biz bunu K gibi bir sayı eşitlediğimizde 3'ü karşıya atarsak A'nın 3 kat B'nin de 4 katı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu şekilde arkadaşlar verilirse biz bunu B'yi karşıya atın. A eşittir BK, C eşittir DK, E eşittir FK şeklinde yazabiliriz. Burada gösterildiği gibi A bölü 2, B bölü 3, C bölü 5 ifadesini biz K'ya eşitlersek A eşittir karşıya atalım 2K, 3'ü karşıya atarsak B eşittir 3K, 5'i karşıya atarsak C eşittir 5K olarak bulmuş oluruz. Sıra geldi 5. türümüze. Evet, oran orantı demiş burada arkadaşlar ve bakalım soru vermiş bir tane. Okuyalım soruyu. Ali'nin boyunun Veli'nin boyuna oranı. İlk kimi söylüyor? Ali. Sonra kimi söylüyor? Veli. Kaç vermiş bunu? 6 bölü 7. Peki biz ne yapacağız? Bunların yanına kat yazarsak biz burada Ali'nin boyunun 6 kat, Veli'nin boyunun da 7 kat olduğunu biliriz. Ali ile Veli'nin boyları toplamı 390 demiş. Ali'nin boyu 6 kat artı Veli'nin boyu 7 kat. İkisinin toplamını soruda bize 390 olarak vermiş. Topladığımız takdirde 13K eşittir 390'dan. 390 arkadaşlar hemen 13'e bölersek burada ne gelecek? K eşittir 30 olarak bulmuş olacağız. Tamam, K'yı 30 bulduk. Soru şu, Ali'nin boyu kaçtır? Ali'nin boyuna biz 6K demiştik. O halde 6K'yı arıyoruz. K 30 arkadaşlar. 6 çarpı 30'dan aradığımız yanıt buradan 180 santim olarak bulunmuş olur. Ve geldik 6. türümüze, doğru orantı. Şimdi arkadaşlar doğru orantı çok önemli gerçekten. X, Y, Z sayıları sırasıyla A, B, C ile doğru orantılıysa bölüyorsunuz. X, A ile orantılıysa X bölü A ya da bir başka deyişle arkadaşlar bunu K'ya eşitlediğinizde X, A ile orantılıysa X, A'nın katı. Y, B ile orantılıysa Y, B'nin katı. Z, C ile orantılıysa Z de C'nin katıdır. Ya da burada gördüğünüz gibi X bölü A, Y bölü B, Z bölü C'yi K'ya eşitlediğinizde içler dışlar çarpımından X eşittir AK, Y eşittir BK, Z eşittir CK şeklinde bulunmuş olur. Mesela X, Y, Z sayıları sırasıyla 2, 3, 4 ile orantılıysa X yerine direkt 2 kat, Y yerine direkt 3 kat, Z yerine de arkadaşlar direkt 4 kat şeklinde yazabilirsiniz. Diyor ki aksi belirtilmedikçe orantılı ifadesi doğru orantılı anlamına gelir. Eğer ki bir soruda A ve B sayıları sırasıyla 5 ve 8 ile orantılı diyorsa biz A sayısının 5'in katı olduğunu, B sayısının da 8'in katı olduğunu anlayacağız sevgili arkadaşlar. Evet, geldik 7. türümüze. Burada ne demiş bakalım. İki çokluktan diyor biri artarken diğeri de onunla orantılı olarak artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de onunla orantılı olarak azalıyorsa bu iki çokluğa biz doğru orantılıdır ya da orantılıdır adını veriyoruz. Şimdi A ile B doğru orantılıdır demek şu demektir arkadaşlar. A bölü B demektir. Doğru orantılı deyince birinciyi yazacaksınız. İkinci de bölü olarak aşağı yazacaksınız. Biz buna şablon adını vereceğiz. Diyor ki A'ya 3 verince B 4 oluyormuş. Yazalım. A'ya 3 verince B'ye 4 veriyor. Eşittir diyeceğiz. A'ya 12 verirsek B kaç olur? A'ya 12 verirsek B kaç olur? Direkt içler dışlar çarpımı 48 eşittir. İçler dışlar çarpımından 3B. 3'e bölecek olursak aradığımız B yanıtı buradan 16 olarak bulunmuş olur.
Sıra geldi 8. türümüze. Burada ne demiş bakalım. İki çokluktan biri artarken diğeri orantılı olarak azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri orantılı olarak artıyorsa, yani tam ters oluyorsa, o zaman biz bu iki çokluğa ters orantılıdır diyeceğiz. Ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir. X ile Y ters orantılı derse bu sefer X çarpı Y şeklinde yazacağız. Peki burada bir sorumuz var. 4 işçinin 3 günde yaptığı bir işi 6 işçi kaç günde yapar? 4 işçi şöyle yazalım. 3 günde arkadaşlar yapıyorsa 6 işçi kaç günde yapar? X günde diyelim. Şimdi arkadaşlar mantıksal olarak işçi sayısı artmış. Ancak daha çok işçi daha kısa sürede yapar. Yani buradaki X 3'ten büyük olmayacak. Burası artarken burası artmamış arkadaşlar. Burası tam tersine azalmış. O halde doğru orantı yapmayacağız burada. Ters orantı yapacağız. Ters orantı böyle çaprazlama değil, yanlamasına çarpılır. Yani 4 çarpı 3'ten 12, 6 çarpı X'e eşitleriz. Dolayısıyla X de buradan 2 olarak bulunmuş olur. Sıra geldi 9. türümüze. Bileşik orantı arkadaşlar. Şimdi burada direkt soruya bakalım. A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılıdır diyorsa sistem şu. İlk söylediği A yazıyorum. B ile doğru diyorsa B'ye bölüyorum. C ile ters diyorsa C ile çarpıyorum. İşte bu benim arkadaşlar şablonum olacak. Evet, öncelikle A'ya 8 verdim. B'ye 5 verdim. Ve C'ye 35 verdim. Eşittir diyeceğim. A'ya 12 vereceğim. Verelim. Sonra B'ye 3 vereceğim. Verelim. C kaçtır diye sormuş. Çarpı C yapacağız. O halde burayı sadeleştirdik. Burada 7 kaldı. 8 kere 7'den 56 eşittir. Burayı sadeleştirdik. Burada da 4C kaldı. 56'yı arkadaşlar 4'e bölecek olursak aradığımız C yanıtı buradan 14 olarak bulunmuş olur. Bir de arkadaşlar genelde işçi problemlerinde gördüğümüz bir formül. Birinci verilen, daha doğrusu şöyle. Yani şundan biraz daha bağımsız olarak söyleyeceğim. Daha çok aklınıza kalsın diye. Birinci iş bölü ikinci iş eşittir. Birinci verilenler bölü ikinci verilenler şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Evet, geçtik 10. türümüze. Aritmetik ortalama arkadaşlar bizim için çok önemli, biliyorsunuz. İki tane ifade varsa aritmetik ortalaması dediği iki tanesini topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Mesela siz bir sınavdan 40 aldınız, diğer sınavdan 50 aldınız. Aritmetik ortalama demek toplu ikiye böl. Evet, eğer 3 tane terim varsa 3'ünü toplayıp 3'e bölüyorsunuz. Siz birinci sınavdan 40 alın, ikinci sınavdan 50 alın, üçüncü sınavdan arkadaşlar 60 alın. O halde ortalamanızı bulmak için toplam 3 tane terim kullandığınız için 3'e bölüyorsunuz. Yani aritmetik ortalama demek terimlerin toplamı bölü terim sayısı olarak ifade edilir. Ve geldik aritmetik ortalamanın bir diğer türüne. Bir grup sayının aritmetik ortalamasının artması için bu sayılara ortalamadan büyük sayı eklenmesi lazım. Bir grup sayıya aritmetik ortalamaya eşit sayılar eklenirse otomatik olarak aritmetik ortalama değişmez. İki sayının aritmetik ortalaması mutlaka bu iki sayının arasındadır. Ne küçük sayıdan küçük ne de büyük sayıdan daha büyük olur. Aritmetik ortalama sayı adedi ile çarpılırsa bu sayıların toplamları arkadaşlar bulunmuş olur. Son olarak grup ortalamasını şöyle yapabiliriz. Birinci grubun ortalamasıyla birinci grup gruptaki kişi sayısını çarpın artı ikinci grubun ortalamasıyla ikinci gruptaki kişi sayısını çarpın bölü toplam kişi sayısı aradığınız yanıtı verecektir. Evet, böylelikle aritmetik ortalama konusunda bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.